Merhaba, bu programa İş Sağlığı Yönetimi Ders Kitabı'nın dördüncü ünitesinde yer alan Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüyle başlayacağız. Programda sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri, sağlık sektörü bağlamında çalışma ortamında karşılaşabileceği hastalıklardan korunma prensipleri başlıklarını ele alacağız. İş yerindeki sağlık sorunlarının incelenmesi ve bunların tanı, tedavisine yönelik uygulamalar, iş yeri hekimliği, iş yerinde olası sağlık ve güvenlik tehlikelerinin değerlendirilmesi, gerekli koruyucu önlemlerin uygulanması çalışmaları iş hijyeni, iş güvenliği çalışmaları olarak değerlendirilmektedir. İş yerlerinde işlerin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zararlı ve güvensiz durumlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar içselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgi ve güvenlik kültürünü oluşturur. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı iş kazası ya da meslek hastalığının ortaya çıkmasının engellenmesidir. İş sağlığı ve güvenliği henüz bir tehlike oluşmamışken ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını da beraberinde getirmektedir. İş Sağlığı Güvenliği Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünden sonra 30 Haziran 2012 tarih ve 28.339 sayılı resmi gazetede ilan edilerek kısmen yürürlüğe girmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda belirtildiği gibi iş sağlığı ve güvenliğinin üç temel amacı bulunmaktadır. Çalışanların korunması bu kapsamda amaç sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek, sağlık kurumunun korunması çerçevesinde kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak oluşabilecek direkt ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek istenmektedir. Sağlığın korunması, kazaların engellenmesi noktasında güvenlik kültürünün oluşturulması son derece hayatidir. Güvenlik kavramı aslında iş yerlerine özel olmayıp yaşamın tüm alanlarını ilgilendirmektedir. Güvenlik kültürü hastalıkların, kaza ve bunlara bağlı yaralanmaların engellenmesi amacıyla bireysel ve toplumsal güvenliğin sağlanması, bireylerin riskler, hastalık ve kazalar hakkında bilgi ve inançlarını paylaşmasını sağlamak, güvenlik önlemlerine bağlılığını artırmak amacıyla davranış normları oluşturmak, örgüt sağlık ve güvenlik programının biçim ve yeterliliğine karar vermek olarak ifade edilebilir. İş güvenliği kültürü kurumun sağlık ve güvenlik programlarının yeterliliğine, tarzına ve uygulamadaki ısrarına karar veren birey ve grupların değer, tutum, yetkinlik ve davranış biçimlerinin bir ürünüdür. İş güvenliğinin olmadığı ortamda iş kazaları ve meslek hastalıkları artacaktır. Güvenliği sağlamanın 3 ana uygulaması vardır. Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması, güvenliği ve sağlığı tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması ve önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi Sağlık hizmetleri koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve geliştirici sağlık hizmetleri olarak sınıflandırılır. Koruyucu sağlık hizmetlerinde amaç bireylere hastalık çıkmadan korumak, risk faktörlerini ve hastalık sıklığını azaltmaktadır. Buna birinci koruma da deriz, bağışıklama gibi. Hastalıkları erken tanı ve tedavi ikincil korumaya girer. Amacı asemptomatik kişilerin tespit edilerek istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasını önlemektir. Sakatlıkların en aza indirgenmesi ve rehabilitasyon hizmetleri ise üçüncül koruma altında değerlendirilir. Üçüncül korumanın amacı semptomatik hastalığı olan kişilerin sekerlerini en aza indirerek yaşam kalitesini arttırmaktır hastaları hastalığın nüksünden ve sakatlık ile sonuçlanmasından korumak için alınan önlemleri kapsar. Kalp romatizması olan bir çocuğa hastalık belirtileri kaybolduktan sonra da belirli zamanlarda antibiyotik verilmesi gibi örneklerle açıklanabilir. Sağlığı geliştirme ise bireylerin optimal sağlığa ulaşmada davranış geliştirmeye doğru bireylere yardım etme sanatıdır. Optimal sağlık fizik, emosyonel, sosyal, spiritüel ve entelektüel sağlık arasındaki dengeyi yansıtır. Hastalık nedenlerini iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bireysel, bünyesel nedenler ve çevresel nedenler. Çevre canlıların genetik örüntüsü dışındaki her şeydir. Çevre dışımızdaki her şeydir. Nesnelerin bulunması gereken yer dışındaki varlıkları çevre kirlenmesidir. Toplam hastalık yükünün yüzde 40'ı, kanserlerin yüzde 80'i çevresel etkenlere bağlıdır. Bunlar temel olarak fiziki nedenler, kimyasal nedenler, psikolojik nedenler, sosyal, kültürel, ekonomik nedenler olarak sınıflandırılır. Çalışanların hastalanmasına sebep olabilecek faktörlerin kaynağında kontrol önceliklidir. Ancak her zaman hastalıklara neden olan faktörleri ve nedenleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Bu durumda çalışanları hastalıklardan korumak için bu faktörlerin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmek veya zararsız hale getirmek amacıyla iş yerinde başka bir takım önlemlere başvurmak gerekir. Çalışan sağlığı, sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi için verilen hizmetler ile ilgili düzenlemeleri ve çabaları kapsar. Çalışan sağlığında koruma önlemlerini üç düzeyde inceleriz. Primer yani birincil koruma, kişisel ya da toplumsal düzeyde sağlığı geliştirmek amacıyla aşılanma, dengeli beslenme, çevrenin güvenli hale getirilmesi, fiziksel ve duygusal yönden iyi durumda olmak için gereken önlemlerin alınmasıdır. Sekonder yani ikincil koruma, sağlığın bozulma olasılığı karşısında erken tanı ve tedavi önlemlerinin kişisel ve toplumsal düzeyde alınmasıdır. Tersiyer yani üçüncül koruma, hastalığa bağlı olarak gelişebilecek sakatlık ve kalıcı bozuklukların en aza indirgenmesi, hastanın yeni duruma uyumunun sağlanarak yaşam kalitesinin arttırılması için alınması gereken önlemlerdir. Sağlık sektöründe biyolojik tehlikelerden kaynaklanan hastalıklar, kimyasal tehlikelerden kaynaklanan hastalıklar ve fiziksel tehlikelerle kapalı ortam risklerinden kaynaklanan hastalıklar yer almaktadır. HPV, hepatit B virüsü tüm dünyada bütün sağlık çalışanları için en önemli risklerden birisidir. Özellikle Asya ve Afrika'da bazı bölgelere özgü hastalıklardan biri olduğundan bu bölgedeki çalışanlar için daha da tehlikelidir. Sağlık çalışanları dezenfektanlar, sterilizanlar, laboratuvar malzemeleri, ilaçlar ve anestezikler gibi çeşitli kimyasallarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu kimyasallar irritan ve sensitize edici olabilmektedir. Ayrıca bazı dezenfektanlar ve antiseptikler toksik olmakta ve deri ya da solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Binalar inşa edilirken bazı önemli hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların en başında havalandırma sistemleri gelmektedir. Laboratuvarlarda ya da diğer odalarda kullanılan kimyasalların yaydığı kokular, gazlar ve dumanlar özel olarak yerel cebri çekişli havalandırma sistemleriyle ortamdan çekilmeli ve genel havalandırma sistemine asla karışmamalıdır. Tersi durumda kimyasallarla ilgili az önce saydığımız risklerle genel ortamdan hava soluyan herkes karşı karşıya kalacaktır. Bu programda İş Sağlığı Yönetimi Ders Kitabı'nın dördüncü ünitesinde yer alan sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan sağlık kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri, sağlık sektörü bağlamında çalışma ortamında karşılaşabileceği hastalıklardan korunma prensipleri başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.